Kaç yılında ne gibi meslekleri yaptın? Şöyle kısaca bir anlat. Bu mesleğe askere gitmeden önce başlamıştım. Askerlik dönüşü amcamın oğluyla beraber zeytincilik yaptık. Ve daha sonra ayrıldım. Yine aynı eski mesleğim olan kebapçılığa döndüm. Şoförlük kendimizle arabamız olduğu için ondan hani eğitildim. Vardı. Evet. Ben bir ticari maklakla şoförlük yapmam. Hayır. Peki. Şimdi sana da sorayım. Bu Besli'deki futbol ne derecede? Şimdi Besli'de bir takım kurmuş ama şöyle nasıl sanırım böyle durumu? Besli'deki takımın durumu belli olmuyor ki. Evimizde her zaman kendi sahamızda ister istemez galip geliyor. Deplasmandan galibiyet getiremiyor. Bu da işte 3. ligin hakemleri olan bölgenin almasına ileri geliyor. Futbolcularda biraz gevşeklik var hani artık antrenmanlardan mı artık kendi yapılarından mı? Bir de sana şunu sorayım. Bu Besli'de millet göçüyor biliyorsun. Evet. Neden göçüyorlar acaba? Genç olarak senin düşündüğün nedir? Ya fikrin nedir? Duyduğun nedir? Şöyle bir şey. Büyüklerimin dediğine göre işsizlikten daha evvelden bu 12 Eylül döneminden önce biraz işi yoluna girenler tehditler olurmuş. O nedenle göçler başlamış. İşe yoran zaten Uşak gibi, İstanbul gibi, ne bileyim Antep, Adana, Mersin gibi yerlere yerleşiyor. Hani bununla beraber işi kötü olanlar da kaçıyor tabii haliyle. İşsizlik baş gösterince. Bugün sanayimiz var, kilim, dokuma sanayimiz, Savan Kilim. Burada söyleyebilirim koca sanayide 10 tane dükkan açık değildir şimdi hani. Pek alakam yok ama hani görüşüm itibariyle bir canlılık yok sanayide. İnşaat yine o derece. Büyük bir yatırımlar daha bu 2 yıl içinde teşvik primiye falan biraz canlandı. Geri primalarından geri köşeye gördü. Ayardın'da bir esnaf kooperatif bir ev yapıyormuş. Sanayi kuruluyormuş. Evet. Siz de böyle bir şeye yazılıyorsunuz mu? Orada tabii kendinize göre. Siz de bir o meslekte. Şimdi orada lokantası da lazım, kebapçısı da lazım. Kahvecisi lazım değil mi? Evet. Böyle bir şey de hani yazılanlar var mı yani? Böyle bir şey ümit var mı? Var evet. Tabii gerçekleşirse var. Var. Evet. Bir de şunu sorayım. Bu aşağı şehirden gezdik, gördük hepsi viran olmuş. Evet. Halbuki bu Besli göçmeden önce bir hale düşmezken şimdi viran olmuş. Acaba bu neden oldu acaba? Kim bunu... Neden şöyle duyduğum bildiğin, neden böyle yıkıldı? Aşağı şehrin, yukarı şehre göçü mü? Hayır, yıkılışı camilerin, medreselerin, mesela hamamların. Bakımsızlıktan, halkın hor kullanmasından, kendi çıkarları için tarih eserleri yok etmesin. Yani adamın birisine mesela temel için taş lazım, yıkıyor. Ama bu Allah'ın malı ya. Bu buraya Besli değil de Besli'den önce daha yıllar önce yapılmış. Evet daha önce yapıldığını söylerler. Nemrutlar zamanında yapılmış. Evet. Selçuklar zamanında yapılmış yani. Evet. Bunu kimsenin yıkmaya para vermiş değil ki hadi kişilere satmış diyorlar. Kimse... Zaten orayı yıkan zatlar zaten para vermiş olsalar kendileri yıkmazlar. Kendileri sahip onlar daha önce. Evet. Çıkarlar amacında hor kullanıyor yani. Bilinçsizce. Peki biz de diyoruz ki şimdi şöyle bir şey yapmak düşünüyoruz. Ben bu terim olarak attım yani bütün Besli'de. Diyoruz ki bir fon kuralım. Evet. Yani bir banka. Evet. Türkiye Besli'de mesela İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Besli. Evet. Bir banka kuralım. Bankanın bir şirketi olsun. Evet. Biliyorsun her bankanın şirketi var. Bunlar bak. Biz halen kendi işimizi ne lazımsa bir yandan ürettiğimiz malı kendimiz satalım, pazarlayalım. Evet. Sanayimize kendimiz el atalım. Evet. Mesela sanayi sistemi kurulacak, kendimiz kuralım. Her imkan var Besli'de. Tabii. Başkaları bizim parayı faizle çalışıyor. Şimdi bir kim olsa gidip parasını bankaya yatırmıyor mu? Evet. Biz kendi paramızla kendimizi yapsak
Yaptığımız işleri diyorsun, hükümet evler yaptı. Kim sıkıldı? Taksit taksit ödedi. Ödedi değil. Bir kilo heveli yağına düştü yani. Bugün. Evet. 20 seneye oturdu, kire gibi ödüyor. Kimsenin umurunda duymadı. Evet. Bir de biz bu folklorla bir folklor kurmak istiyoruz Besin'e. Futbolla folklor en iyi tanıdığımız yani. Evet. Şimdi bizim Besin'in Türkmen havaları, aslımız evet. Türkmen, çalışkan bir milletiz ama sesimizi evet. duymuyor. İşte bu filmin gayesi de hem Besli kökeninin kaybolmaması, evet. hem de Besli'nin çalışkanlığını, kültürünü ve yapısal, kültürsüz büyük aşamalar yapan halkın girişimi, atılganlığını ortaya koymak. Evet. Böyle bir şey de kurulursa katkıda bulunur musun? Tabii.